Baba Torik. Herkese merhabalar. Bu hafta sonu pazar günü Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı derbide konuk edecek Kadıköy Şükrü Saracoğlu stadında. Fenerbahçe cephesine öncelikle bakalım. Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor. Son haftalarda gol yemeden üst üste galibiyetler alıyorlar. Bu hafta da takım dinlendi. Tamamen Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdalar. Sakatlıklar da yavaş yavaş geçmeye başladı. Şu an hani devamı endişe eden tek konu sanıyorum orta sahada Baroni'nin yokluğu. Düz koşulara başladığı söyleniyor ama muhtemelen Beşiktaş maçına yetişemeyecektir. Bilika'da birinci derecede bir kas yırtığı görüldü. Fakat hemen tedavisine başlandı. Hani en düşük derece kas yırtığı olduğu için o da muhtemelen maça yetişecek. Lugano ile Bilika ikisi birlikte oynadığında Fenerbahçe'nin çok daha iyi takım savunması yaptığını daha önceki maçlardaki zaten istatistiklerden görüyoruz. Birlikte oynadıklarında çok az gol yiyor Fenerbahçe. Hafta içi Manisa Spor'la bir yarı final rövanş karşılaşmasına çıkacaklar. Ama hem Manisa'nın ligdeki pozisyonundan ötürü hem de ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetten ötürü bence Fenerbahçe bu maça çok fazla asılmadan rahat bir şekilde finale çıkacaklardır. Kupa malum onlar için çok önemli. Yıllardır Türkiye Kupası'nı alamıyorlar. Ama tabii gene nereden bakarsanız bir deplasman hafta içi Manisa'ya gidilip gelinecek. Biraz takımı yorabilir bu ama dediğim gibi geçen hafta Ankara Spor maçını bay geçtikleri için gene çok fazla kondisyon açısından bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Beşiktaş tarafına baktığımızda Beşiktaş Ankara Gücü maçından sonra Trabzon maçında da gol atamadı. Gol diyemedi ama gol atamadıktan sonra şampiyonluğu oynayan bir takımın gol yememiş olması çok da önemli değil. Çok da hoş bir durum değil. Bu hafta Trabzon'u yenemediler içeride. Son dakikalarda tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardı ama onun dışında baktığımızda iyi geldiği Beşiktaş'ın hani organize ataklar yaptığını çok fazla söyleyemiyoruz. Daha çok karambolden girilen pozisyonlar var. Sadece Bobo'nun alıp 2-3 kişiyi geçip vurduğunda Onur iyi bir top çıkardı. Onun dışında Trabzon'un da etkili pozisyonları vardı. Son dakikalarda Beşiktaş'ın kondisyonu düştüğü için Trabzon'un bulduğu, Alanzinho'nun bulduğu pozisyonlar vardı. Maç berabere bitti. Bence zaten adaletli olan da buydu. 0-0 bitmesi bence doğru oldu maçın. Beşiktaş'ta tabii Tevyo ve Ferrari'nin olmaması bence çok büyük eksiklikti. İkisinin de bu karşılaşmaya yetişeceği söyleniyor. Çünkü bence savunmaya baktığımızda, defans hattına baktığımızda bence takımın en iyisi Ferrari. Orta sahada hücuma yönelik futbolcular arasında baktığımızda işte Nihat, Tabata, Yusuf bunlar arasında bence en önemli oyuncu Tevyo. Eksikliği en çok hissedilen oyuncu Tevyo ki hem Ankara Gücü maçında hem Trabzon maçında hücum varyasyonlarında Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığını gördük. Bu maçta Tevyo'nun oynayacak olması bence çok önemli bir haber Beşiktaş açısından. Toraman'ın bir sakatlığı var. Toraman oynayamayacak. Gene Ekrem'in bir sakatlığı söz konusu. O da oynayamayacak. Muhtemelen arkada Ferrari ile Sivok göbekte. Sol arkada Üzülmez, İbrahim Üzülmez. Sağ arkaya da muhtemelen İbrahim Kaşı monte edecektir Mustafa Denizli Ekrem'in yerine. Benim maçla ilgili tahminim, ben çok fazla bu karşılaşmada hani bol golün, bol pozisyon olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü 2-3 hafta önceki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de hani futbol adında pek fazla bir şey görmedik. Çok uzaklardan gelen bir şutun kaleci hatasıyla girdiğini gördük. Onun dışında doğru düzgün pozisyon da yoktu maçta. Ben bu bahsettiğim derbiye benzer bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İki takım da öncelikle gol yememeye çalışacaktır. İki takımın da savunmaları oldukça iyi. Beşiktaş zaten ligin en az gol yiyen takımı. Fenerbahçe'nin de son haftalardaki savunma performansı ortada. Hani golü atanın maçı bence koparacağını düşünüyorum ben. Taraf bahsinden çekiniyorum. Hani Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de galibiyeti. Tabii Fenerbahçe kendi sahasında olduğu için bir adım önde galibiyet adına ama Beşiktaş yenerse de bu beni çok şaşırtmayacaktır. Hani taraf bahsinde beraberlik belki oynanabilir biraz risk alarak ama hani çok fazla risk almayalım derseniz eğer benim sizlere tahminim bu karşılaşmada 2.5-6 olacağı alt seçeneği bence oldukça mantıklı. Baba Torik.